bu ümmetin en hayırlı neslidir, en hayırlı kuşağıdır. Ve sahabenin arkadaşlar ikamesi yoktur. Yani İslam tarihinden sahabe halkasını, sahabe kuşağını çekin alın, İslam diye bir şey kalmaz. Bize Kur'an'ı da onlar nakletti, sünneti de onlar nakletti, edebi ahlakı da onlar nakletti. Dolayısıyla biz Müslümanlığımızı sahabe-i kirama borçluyuz. Onlar, Allah hepsinden razı olsun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ne duydularsa, ne öğrendilerse onu aynen olduğu gibi bize aktardılar. Bu bakımdan biz zaman zaman tekrar ediyoruz burada. Sahabe udüldür diyoruz. Sahabe din nakli konusunda, Kur'an nakli, hadis nakli, sünnet nakli konusunda emindir, güvenilirdir, adildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duymadıkları hiçbir şeyi ondan duymuş gibi bize nakletmezler. Onun adına yalan söylemezler. Ve ondan duydukları şeyi de içine haşa hevayi heves katarak, efendim, onda olmayan şeyleri ilave ederek nakletmezler. Dolayısıyla sahabe-i kiram konusunda arkadaşlar, ulema-i İslam'ın, bahusus ehli sünnet ulemasının hassasiyeti bu noktadan kaynaklanıyor. Sahabeden herhangi birisine söz söyletmeme hassasiyeti buradan kaynaklanıyor. Günümüzde çok yaygın bir şey oldu maalesef. Akademik metinlerde var, başka ortamlarda var. Sahabeden bazılarından bahsederken, efendim, böyle bir asker arkadaşından bahseder gibi veya daha kötü bir hasmından bahseder gibi bahsediyorlar. Bu doğru bir şey değil. Bu bir arızadır. Hazreti Muaviye'den bahsederken Muaviye demek tuhaf bir alışkanlık haline geldi. Ne umuyoruz? Bununla ne kastediyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hali hayatında gördü mü? Gördü. O hayattayken Müslüman oldu mu? Oldu. Efendim, Efendimiz'e katiplik yaptı mı? Yaptı. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer onu çok önemli üst düzey bürokratik görevlerde tavzif etti mi? Etti. Şam valiliği yaptı mı? Her iki halife devrinde, özellikle Hazreti Ömer döneminde yaptı. Peki ne istiyoruz? Efendim işte saltanat başlattı, oğlu Yezid'i kendi yerine bıraktı, kötü bir sünnet başlattı. Bu bakımdan sevmiyoruz. Bazıları biraz daha işi ileri götürerek, efendim, Saaduddin Taftazani merhumun Şerhül Makasit'taki bir ifadesini kendilerine kalkan yaparak bir Muaviye aleyhdarlığı tavrını izhar ediyorlar. Saaduddin Taftazani merhum diyor ki, ben Muaviye'yi sevmiyorum ama ona sövmüyorum da. Hakkında kötü söz de söylemiyorum. Ehl-i sünnet ulema içinde arkadaşlar, bu ifade dışında, Saaduddin Taftazani dışında, Hazreti Muaviye hakkında bu tarz bir ifade başka bir kimseden sadır olmuş mudur? Ben şahsen bilmiyorum. Bu ifadeyi kalkan yap. Bu, bana göre bu bir zelledir. Bana göre diye konuşmak çok doğru değil. Kendime diğer ulemayı kaynak alarak söylüyorum. Çünkü diğer ulemada böyle bir tavır görmüyoruz. Efendim, keşke sahabe konusunda Taftazani kadar hassas olsak da, varsın onun o zellesi de bize intikal etmiş olsun. Buna da razıyız bir yerde. Ama mesele bu değil. Sahabeye ilişmek isteyen, sahabe hakkında söz söylemek isteyen insanlar buradan başlıyor. Tıpkı Şia'nın yaptığı gibi. O yüzden ulema diyor ki, Hazreti Muaviye radıyallahu anh kapının halkasıdır. Bir kimse bir kapının halkasına uzandıysa o kapıyı açacak ve içeri girecek. Buna müsaade etmemek lazım. O kapının halkasına dokundurmamak lazım.
Evet, sahabe-i kiram melek değil kardeşim. Günah işlemişler, içki içen olmuş, hat vurulan olmuş, savaşan olmuş, kan döken olmuş. Evet, bunlar doğru. Ama bunlar o insanlara asker arkadaşımız muamelesi yapmamızı da gerektirmez. Ya lütfen biraz toparlayalım kendimizi. Ehl-i Beyt Hazreti Muaviye hakkında aleyhte bir tavır takındı mı aleyhte? Bir gün Almanya'da bir yerdeydi zannedersem, bir üniversitede bir konferans veriyordum. Konferanstan sonra birisi el kaldırdı. Gene bu mevzuda bir soru sordu. Ehl-i Beyt bağlamlı bir soru sordu. Dedim ki Ehl-i Beyt'in Hazreti Muaviye ile ilgili tutumu nedir? Hazreti Ali ile savaşmış, tamam. Hazreti Hasan Hazreti Muaviye'ye düşmanlık etmiş mi? Tavır takınmış mı? Hayır. Tam aksine sulh yapmış, hilafeti ona devretmiş. Efendim, anlaşmışlar. Hazreti Hüseyin'in Hazreti Muaviye hakkında bir aleyhte tavrı var mı? O da yok. Hazreti Hüseyin hayatı boyunca Hazreti Muaviye'ye beyattan ayrılmamış, isyan etmemiş. Peki bize ne oluyor? Efendim, Hazreti Hasan'ı Muaviye öldürttü. Nereden biliyoruz? Bunu o kadar kesin ve keskin bir hüküm olarak konuşuyoruz ki ben şaşıyorum. Nereden biliyoruz? Hazreti Hüseyin vefat hastalığındayken Hazreti Hasan'a soruyor. Bunu kim yaptı? Zehirlendiği aşikar Hazreti Hasan'ın. Bunu kim yaptı diyor. Kapat diyor orayı. Bu nokta üzerinde dur. Hazreti Hasan herhangi bir şey söylemiyor. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin de onun kanını talep etmek adına bir şey yapmıyor. Bir girişimde bulunmuyor. Hazreti Hüseyin'in bilmediği bir şeyi biz nereden biliyoruz? Bunu kim söyledi bize ya? O gün hayatta yaşayan Hazreti Hüseyin ve hiçbir şey yapmamış. Hazreti Muaviye'ye dönük hiçbir şey yapmamış. Hazreti Hasan'dan sonra da ona beyata devam etmiş. Hazreti Hüseyin'in meselesi Yezid'le birlikte başlamış. Ki bunu Kerbela derslerimizde detaylı olarak anlatmıştık. Dolayısıyla arkadaşlar biraz daha ölçülü, biraz daha mümine yakışan sahabi terbiyesiyle hareket etmek lazım. Yoksa bu kapının halkasına dokunursak bir süre sonra Ebu Hureyre'yi gündeme getirecekler radıyallahu anh. Bir süre sonra başkaları gündeme gelecek. Efendim, bu yolun sonu yok. Bu yola girersek, adım atarsak sonunda sahabenin tamamı bahse konu edilecek. Buna vesile vermemek lazım. Bu ilk adımı atmamak ve attırmamak lazım. Evet, sahabe vahyin adım adım inşa ettiği bir kuşak. Hiçbirimizin hayatında sahabe dışındaki hiçbir nesil hakkında böyle bir şey varit değil. Vahiy onlar hakkında iniyor. Bazen onlar hata yapıyor, vahiy tarafından itap ediliyorlar. Bazen çok güzel davranıyorlar, Cenab-ı Hakk'ı razı ediyorlar. Cenab-ı Hak da radiyallahu anhum ve radu anh buyuruyor. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Allah onlara cennette büyük nimetler hazırladı. Değil mi? Es-sabikûne levvelûne minel muhacirîne vel ensâr vellezîne ettebaûhum bi ihsânin radiyallahu anhum ve radu anh ilâ âhir. İslam'a girişte önce geçen muhacirin ve ensar ve onlara güzelce tabi olanlar, Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. E biz ne istiyoruz peki? Evet, dolayısıyla sahabeye dokundurtmamak lazım arkadaşlar. Sahabenin